Yakın zamanda biliyorsunuz 1.8 beta tam sürüme çıktı ve aradaki bu zamanda bazı modlar hata verdi, oynanamaz hale falan geldi. Ben de bugün size 1.8 beta'dan hatta 1.7.2'den beri oynadığım modları göstereceğim. Bu modların hepsini aynı anda ve uzun süre boyunca kullanabiliyorsunuz. Garantisini ben veriyorum. Çünkü Osman'ın serisidir veya Zor Ayarlar serimizde ben hep bu modları kullandım ve hiçbir zaman hata almadım. Şimdi hemen kısa keseceğim. Modlarla ilgili birkaç bir şey söylemem gerek. Önceki 35 mod videosunda çoğu arkadaş hatalarla karşılaştı ve Discord'dan sorunlarını bildirdiler. Ben de olabildiğince yardımcı olmaya çalıştım. Analiz yaptığımda acaba en çok neyde hata alıyorlar diye baktım. Genel olarak kendi oyun sürümleriyle modun sürümünün yanlış ayarladıklarını gördüm veya 4 ana modu indirmiyorlar, dolayısıyla bu modda çalışmıyor. Bu videoda bir nebze olsun bu konulara birazcık daha açıklık getireceğim. Ama şimdi videonun girişi çok uzun sürmesin diye bunları videonun sonunda anlatacağım. Hem beni hem de kendinizi yormamak için modları kuracaksanız videonun sonunu izleyin. İlk modumuzla başlayalım. Artist Camera Update. Bu mod sayesinde savaş alanında F10 tuşuna bastığınızda kuş bakışı bir görünüm elde ederek daha iyi bir pozisyon izleyebiliyorsunuz. Bu görünümde karşıdan gelen düşmanı rahat bir şekilde görüp onun nasıl bir taktik izlediğini anlayabilirsiniz. Kendi askerlerinizde emir vererek güçlü bir plan oluşturup daha çok keyif alabilirsiniz. Üstelik istediğiniz herhangi bir askerin yerine de geçebiliyorsunuz. Bunun için yine savaş alanında L tuşuna basarsanız modun ayarları açılacaktır. Bu modun ayarları diğer modlar gibi mod options'tan girdiğinizde değil, bu şekilde açılıyor. İkinci modumuzda diplomasi modu yer alıyor. Öncelikle bu mod Nexus'ta hatalı. Benim açıklamada verdiğim linkten sorunsuz haline indirip kurabilirsiniz. Basit zaten. Bu mod sayesinde biriyle direkt konuşmak istiyorsanız belli bir ücret karşılığında elçi göndererek konuşabiliyorsunuz. Veya sürekli krallıkların size savaş açmasından bıktıysanız saldırmazlık anlaşması yaparak ki bu gün sayısını modun ayarlarından girip değiştirebiliyorsunuz ve istediğiniz gün boyunca krallıklar birbirine saldırmıyor. Ekstra isyan bölükleri falan da var. Krallıkta klanlar isyan başlatabiliyor ve bunu siz de başlatabiliyorsunuz. Sonuç olarak başarılı olursanız sizinle birlikte gelen klanlarla isyan edip bir krallık kuruyorsunuz. Bir de oyuna gerçekçilik katmak için savaş yorgunluğudur, yozlaşmadır gibi özellikler eklenmiş. İsterseniz bunları da kapatabiliyorsunuz. Türkçe yaması da mevcut, kolay bir şekilde anlayabilirsiniz. Üçüncü modumuz karakter reload fix modu. Bu mod sayesinde lordların görünümünü, ismini, becerilerini, ekipmanlarını ve eğer çocuksa direkt ergenliğe gelmesini sağlayabiliyorsunuz. Dördüncü modumuz Raise Your Banner Plus. Bu mod sayesinde oyunda savaş alanında doğal bir banner görünümü sağlayabiliyorsunuz. Askerleriniz arkasında sancak taşıyor. Savaş alanında klanınızın bayrağı rengi neyse o şekilde sancak olarak askerleriniz arka tarafında dalgalanıyor. Bu arada bu banner modunu kullanmak istiyorsanız ekstra Vexillium modunu da indirmeniz gerekiyor. Bunu indirmezseniz savaş alanına girdiğinizde oyununuz çökecektir. İndirdikten sonra Vexillium'u banner'ın üzerine sıralamanız yeterli. Yine bu modun yapımcısı olan Raise Your Torch modunu da göstereyim. Bunda da gece savaş alanında daha güzel bir görünüm olması için askerleriniz elinde meşale taşıyor. Yine sancak ve meşale modların yapımcısı olan Ateşli Ok modunu da yapmış. Perfect Fire Arrows modu. Bu da yine gece savaş alanları çok güzel gözüksün diye okları ateşli olarak gösteriyor. Tek yapmanız gereken meşale ve ateşli ok modunu aynı anda kullanmak istiyorsanız alttakini indirmek. Sıradaki modumuz Sorberas Legacy modu. Bu bir mod paketi arkadaşlar. İçinde birçok özellik mevcut. En çok bilinenlerden bahsedeyim ben size. Herkesi kesme özelliği. Aynı anda birden fazla düşmanı kesebiliyorsunuz. Normalde bu özellik ayrı bir mod olarak veriliyordu Nexus'ta. Ama bu modun içine dahil edildi. Güncel versiyonunu bu modu indirirseniz kullanabilirsiniz. Türkçe yamasında mevcut diğer özellikleri de kullanabilirsiniz. Hemen onlardan da bahsedelim. Bu banka olayı yine bizim gerçek hayattaki bankalar gibi. Karşılığında tabi eğer faize yatırdıysanız para alıyorsunuz. Kredi çektiyseniz belli bir süre sonra sizden para kesiliyor. Bir diğer ayarımız mesela ölümcül at hücumları. Atınız çok hızlı gittiği zaman askerleri öldürebiliyor. Bunu ayarlarından değiştirebiliyorsunuz dediğim gibi. Veya dost ateşi var. Kendi askerlerinize hasar verebiliyorsunuz. Normalde oyunun kendisinde ok attığınız zaman da hasar verebiliyorsunuz da. Bunda mesela kılıç falan vurduğunuzda kendi askerinize denk gelebiliyor. Dürüst iş olayı var. Bu da bir köye gittiğinizde orada dürüst iş yaparak kendi hakkınızla adalet bir şekilde para kazanıyorsunuz. Kalradi bilginleri diye bir özellik var. Bu özellik sayesinde bir yerleşkeye gittiğinizde becerilerinizi geliştirebiliyorsunuz. Tabi bunlar para karşılığında oluyor. Son özelliği eğitim alanı ise kendi askerlerinizi bir yerleşkeye gittiğiniz zaman eğitebiliyorsunuz para karşılığında. İlla savaşa girmeniz gerekmiyor. Banner Color Persistence. Bu mod sayesinde kendi bayrağınızı düzenleyebiliyorsunuz. Ve bu bayrağı savaş alanında veya kralınızın bayrağı olarak değiştirebiliyorsunuz. Bu modu birçok kez anlattım arkadaşlar. Kendi bir tane sitesi var. Tabi hazır bayrakları da kullanabiliyorsunuz. Ben açıklama kısmında yaklaşık 40 tane bayrak kodu vereceğim. Hangisini beğendiyseniz kodu kopyalayıp bayrak ekranına yapıştırabilirsiniz. Dismemberment Plus. Bu mod oyuna yine gerçekçilik katıyor. Vahşilikten zevk alıyorsanız, böyle kafa, kol, bacak kopmalarından zevk alıyorsanız gerçek
gerekçelik katmak için bu modu kullanabilirsiniz. Aynı şekilde Sorbex Legacy'deki herkesi kesme özelliğiyle de combo yapılabiliyor. Mesela aynı anda herkesi kestiğinizde hepsinin de kol veya bacağı kopabiliyor. Player Switcher. Bu mod sayesinde oyundaki herhangi bir Lord'un yerini alabiliyorsunuz. Benim zaten videolarımda Monçuk olarak başlayabilmemin sebebi bu. Modu indirdikten sonra herhangi bir Lord'un yerine geçmek istiyorsanız yapmanız gereken bir işlem var. Ayarlarına girdikten sonra Cheat modu aktif etmeniz. Bunu aktif etmezseniz sadece klan üyelerinizin yerine geçebilirsiniz. Evet, bunu açtıktan sonra sağ taraftan End tuşuna basıyoruz. Numpad kısmında End butonu var ya. Ona bastıktan sonra bir tane bize küçük bir panel geliyor. Burada oyundaki klanlar geliyor karşımıza. Birliğini oluşturmuş lordların yerine geçebiliyoruz. Mesela Matthew bir tane birlik oluşturmadıysa onun yerine maalesef geçemezsiniz. Birazcık bekleyin, birliğini oluşturursun, o şekilde geçebilirsiniz. Ha, bir de yerleşkenin içinde olmamanız gerekiyor. Yerleşkedeyken bu panel açılmıyor. Tek yapmanız gereken herhangi bir lordun yerine geçtikten sonra oyunu kaydedip bir kez çıkıp girmek. Bu şekilde oyun düzeliyor ve normal bir şekilde oynayabilirsiniz. Hiçbir sıkıntısı yok, stabil olarak oynayabilirsiniz. My Little Warband. Bu mod sayesinde kendi askerlerinizi tasarlayabiliyorsunuz. Birçok videomda gösterdim. Ekstra özel bir video da yaptım. Unutmazsam kartlar kısmına koyarım. Modu indirdiğimizde herhangi bir yerleşkeye gidin ve ekstra bir tane seçenek gelecektir. Switch Troops diye. Modun verdiği size default askerler olacaktır. Bu askerler üzerinde oynama yapmanız gerekiyor. Şu anda bu askerler default olarak geçtiği için hiçbir özelliği mevcut değil. Buradaki küçük butona Shift ile sol tık yaptığınızda modun asker yapma paneli açılıyor. Buradan herhangi bir ayarını değiştirebilirsiniz. Birçok yıl anlattım onu dediğim gibi. Better Time. Bu mod sayesinde oyuna ekstra bir tane hız ayarı ekleniyor. Eğer size X2 hızı yeterli değilse X4'e çıkarak daha hızlı bir şekilde oyunda seyahat veya zaman geçirebiliyorsunuz. 4'e bastığınızda da modun kendi hızını geçmiş oluyorsunuz. Yet Another Cheer mod. Bu mod sayesinde savaş alanında tezahürat yaparak kendi askerlerinize bir gaz veriyorsunuz, bir cesaret veriyorsunuz ve daha iyi bir şekilde savaşmalarını sağlıyorsunuz. Askerlerimiz çok az hız ve hasar bonusu kazanıyor. %2 civarında gibi bir şey bu, zaten çok az. Bunu biz zaten genelde oyunda gerçekçilik katması için kullanıyoruz. Kullanmak istiyorsanız savaş alanında V tuşuna basmanız yeterli. Forberry. Modun genel olayı haydut oluyorsunuz. Bir yerleşkeye gittiğinizde hırsızlık yapabiliyorsunuz. Birilerinin cebinden dinar çalabiliyorsunuz. Bir de bunların tabii yüzdesi var, görünme yüzdesi. Mesela askerin önünde yapamazsınız. Veya birinin cebinden bir dinar almaya çalışırsanız yakalama fırsatınız var. Gidip de bunu şehrin abilerine yaparsanız onlar size saldırıyor. Ayvayı yersiniz, şehirden kaçmanız gerekiyor. Daha sonra sığınaklara gidip eğer şöhretiniz fazlaysa o sığınağı kendi sığınağınız olarak kullanabiliyorsunuz. Mükemmel bir mod. Eğer böyle olaylara merak saldıysanız kullanabilirsiniz. Ama şunu söylemekte fayda var. Bu modu eğer çok kullanırsanız kendi kralınızı kurmakta birazcık sıkıntı yaşayabilirsiniz. Çünkü ilişkiniz düşüyor doğal olarak. Hırsızlık yapan biriyle ilişkinizi yüksek tutmak istemezsiniz zaten. Bunları göz almayı unutmayın o yüzden. Beni Lord Cheats. Bu modu ben genelde videolarımda kullanıyorum ama siz de oyunda eğer bir hile yapmak istiyorsanız veya oyunun bir özelliğini değiştirmek istiyorsanız kullanabilirsiniz. Peki ne özellikleri var? Örnek vermek gerekirse kendinize para ekleyebiliyorsunuz, nüfus ekleyebiliyorsunuz, asker ekleyebiliyorsunuz, odak puanı veya serbest özellik puanlarını hızlı bir şekilde kısa yol yöntemiyle ekleyebiliyorsunuz. Buna ayrı bir video yaptım arkadaşlar, detaylı bir şekilde girmeyeceğim. Modun hileleri çok fazla çünkü. Hepsini tek tek gösterdim, o videoya gidip bakabilirsiniz. Ekstra birkaç özelliğinden bahsedecek olursak mesela atölye olayı. Atölyelerin gelirlerini düzenleyebiliyorsunuz mod sayesinde veya aynı şekilde kervanlar gibi. Kendinizi haritada görünmez yapabiliyorsunuz. Teçhizatınızın kapasitesini büyütebiliyorsunuz. Veya ilişkinizi herkesle 100 yapabiliyorsunuz. Takas ekranında her yaptığınız işlemin başarılı bir şekilde sonuçlanmasını sağlayabiliyorsunuz %100 şeklinde. Bu gibi birçok ayrıntı var arkadaşlar. Dediğim video giderseniz anlarsınız. Chaosos Twix. Önceden Bannerlord Twix olarak geçiyordu. Adını artık Chaosos Twix olarak değiştirdi. Yine Bannerlord Cheese gibi düşünebilirsiniz. Bunda birkaç farklı ayarlar var. Bu da yine Bannerlord Cheese moduna benziyor. Sadece birkaç ekstra ayarları falan var arkadaşlar, detaylı. Yine de bir yüklemenizi tavsiye ederim. Çünkü cidden çok fazla içinde ayar mevcut. Özellikle doğum olayları ve ordu boyutları gibi özellikler çok kullanılıyor. Skip Splash Videos. Bu mod sayesinde oyuna girdiğinizde o intro kısmını kesiyor arkadaşlar. Oyuna girdiğimizde bir tane demir dövme sahnesi geliyor Bannerlord yazısıyla birlikte. Ve bunu geçmek için LSC tuşuna basmamız gerekiyor. Ben genelde launcher ekranından direkt continue dediğim için oyunun içine girmesini istiyorum direkt. Beklemek istemiyorum çünkü. Bu modu da kurduğumuzda hiçbir şekilde bir tuşa basmadan oyunun direkt içine giriyoruz. Çok gerekli bir mod değil, farkındayım ama cidden varlığını hissedebiliyorsunuz. Çok kolaylaştırıyor işinizi çünkü. Kullandığım modlar bu şekilde. İsterseniz şimdi modlarla ilgili önemli bilgiler vereyim. İlk başta arkadaşlar bu modların çoğunu kullanabilmeniz için 4 tane ana mod indirmeniz gerekiyor. Bunlar artık eğer Bannerlord'u uzun zamandır oynayanlar
biliyordur. Çok yaygın bir modlar zaten Nexus mod sitesinde en çok indirilen modlar arasında yer alıyor. 4 mod bu şekilde arkadaşlar ve söylediğim şekilde sıralanması gerekiyor. Ben zaten yine videoyu resmini attım sırasını. Yine ekstra Discord sayfamızdan da bakabilirsiniz. Bir sorun yaşarsanız da Discord sayfamızdaki sorun bildirme kısmından sorununuzu bildirebilirsiniz. Peki bunları nasıl sıralayacağız? Oyunun son gelen güncelleme birlikte yeni bir özellik eklendi. Direkt launcher ekranından modların sırasını değiştirebiliyorsunuz manuel olarak. Modların linki de zaten açıklama kısmında. Yakın bir zamanda tam sürme çıktığı için hepsini 1.8'de kullanabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.